Herkese merhaba, GearBest'ten nasıl alışveriş yapılacağını göstermek istiyorum. Bununla ilgili zaten bir rehberim vardı. Ee, ama rehber artık e, güncelliğini kaybetti. GearBest sisteminde güncellemeler yaptığı için e, artık güncel değil. E, sitenin sağ tarafında bulunan e, butona bastığımız zaman bize direkt kayıt için bir sayfa giriyor. Sol taraf giriş yapmak için, sağ taraf kayıt olmak için. E, i̇lk defa kayıt olacağımız için e, şuraya mail adresimizi yazacağız. E, Açkamera.com.et gmail.com yani aşağıya şifremizi gireceğiz buradaki şifreyi kendimiz seçiyoruz Gmail şifremiz değil buradaki tekrar giriyoruz şifremizi sonra şuradaki kodu girmemizi istiyor bizden doğrulama kodu bunu da giriyoruz yeni haberlerden yeni indirimlerden haberdar olmak ister misiniz diye bir şey var burada eğer bunu kabul ederseniz 50 puan veriyor size bu da güzel bir şey şunu zaten kabul etmek zorundayız kayıt alıyoruz. Şu an kaydımız tamamlandı ama bizden bir ona istiyor. Gmail hesabımıza giriyoruz. Direkt zaten bir tanıtım maili göndermişler. Bir de doğrulama maili var bize gelen. Şurada alt kısımda göreceksiniz. Buna bastık. Şu anda hesabımız açıldı. Neler yapmamız gerektiğini göstermek istiyorum şimdi. Direkt olarak 1.20 dolarla başladık şu anda. Bize direkt puan verdi. Bunu indirim olarak kullanabiliyoruz. E, edit profil diyoruz şuradan profil bilgilerine girmek istiyorum mesela mail e, şuradan ismimizi girelim ilk başta cinsiyet var burada telefon numarası var bunları da girebilirsiniz tekrar geri geliyoruz e, buradan adres book yazan yerden adresimizi güncelliyoruz add new adres basıyoruz adımızı soyadımızı istiyor bizden adımızı soyadımızı mail adresimizi buraya güncel mail adresinizi yazabilirsiniz kayıt olduğunuz adresten başka yazabilirsiniz ee, buraya da adresimizi yazacağız şu şekilde ben atlay geçeceğim şuradan ülkemizi seçiyoruz Türkiye ee, şuradan bölge istiyor bizden ee, şuraya kocaeli yazıyorum yine kocaeli yazıyorum buraya telefon numaramızı giriyoruz yani şu anda sallıyorum şu şekilde ama ee, bizden posta kodumuzu istiyor bunu giriyoruz Street kısmını, şurada da Apartment Suite Unit diyor. Buraya da adresimizi giriyoruz. Şuradakinin devamı olacak. Şuraya geniş bir kısımda adres yazıyoruz. Alt kısmında ikinci kısmına devam ediyoruz. Confirm Edit diyoruz. Güncellememiz tamamlanıyor. Şimdi dönüp kontrol edelim ne durumda diye. Gördüğünüz gibi adım soyadım çıkmış. Şu salladığım adres kısmı çıkmış. Adres satırının ikinci kısmı. Ee, şurada Kocaeli yazıyor, altta Türkiye yazıyor, telefon numaram yazıyor ve mail adresim yazıyor. İşlemimiz burada bu kadar. Ee, şimdi herhangi bir şeyi almayı göstereceğim nasıl alabileceğimizi. Ee, mesela şuradan herhangi bir şeye tıklayalım. Mesela şu kamera. Ee, Etto Kart'a basıyoruz. Şurada sağ taraftaki sepete gidiyor. Sepetimize giriyoruz. İndirim kuponu varsa buraya indirim kuponunu eklediğimiz zaman bize fiyatı düşürüyor. E, bu, şu anda bunun için indirim kuponu yok bende devam ediyoruz. E, bizden adres bilgilerimizi doğrulamamızı istiyor. E, adres bilgilerimizi az önce biz zaten girmiştik, o yüzden sadece Place Your order'a basıyoruz. E, bu adrese gönderilmesini istediğimizi ayarlıyoruz yani. E, Gearbest'te şu anda çok farklı bir mail sistem, e, gönderi sistemi kullanıyorlar. İlk baştaki kayıtsız posta, bunu seçerseniz size bir takip kodu vermeyecektir, kargonun nerede olduğunu bilemezsiniz kesinlikle bunun almanızı önermiyorum. Eee registered Mail'i alacağız biz bunu. Kayıtla posta anlamına geliyor. E, bununla hem daha hızlı geliyor hem de size takip kodu verdiği için kargonun nerede olduğunu görebiliyorsunuz, ne zaman alabileceğinizi de görebiliyorsunuz. E, bu kargo için mesela ücret çıkmadı. Bu ürün için ücret çıkmadı. Bazı ürünlerde 3 dolara kadar ücret isteyebiliyor. Ama hani 90 dolarlık bir şey alırken 3 dolardan kaçmanızı önermiyorum. Hani ürünün kaybolma riski var eğer takipsiz olarak alırsanız. Mutlaka takip kodlu olarak, olarak alın. şu aşağıda da ürüne sigorta yaptırabiliyorsunuz. 2.98 do dolar karşılığında sigorta var. Eğer bu sizi etkilemeyecekse sigorta yaptırmanızı da öneririm. i̇lk başta kayıt olduğumuzda 1.20 dolar bize puan vermişti. videonun başından hatırlarsınız. bunu 60 puana denk geliyor. Bu 60 puanı indirim olarak kullanabiliyoruz. ürünün fiyatını direkt indiriyor. bu güzel bir özellik. Hani daha fazla puan kazanmak için de yapabileceğiniz şeyler var. Bununla ilgili de bir rehber var. Bu videoyu paylaştığım yerin altında büyük olasılıkla bunu da paylaşacağım Şimdi puanımızı girdik Payment method diyor ödeme seçeneği, ödemeyi yapacağız buradan Buna tıklıyoruz place your order diyoruz Bizi kredi kartı ödeme sayfasına yönlendiriyor Buradan kartımızın cinsini seçiyoruz bize master kart herhangi bir şey Kart numaramızı giriyoruz Kartın son kullanım tarihini giriyoruz Kartın arkasındaki güvenlik kodunu giriyoruz daha sonra tekrar yüzden bir adres istiyor. Buradaki adres ciddiye alınmıyor. Buradaki fatura alındırma adresi. O yüzden sıkıntı yok. Continuous'a bastığımız zaman bazı bankalar 3D güvenlik uygulaması kullandığı için sizi oraya yönlendirip telefonunuza mesaj gelmesi telefonunuza gelen mesajı buraya girmenizi isteyebilir. Bazı bankalarda direkt tamamlandı diye gösteriyor. Ben şu anda bu kamerayı almayacağım için devam etmiyorum. Siz devam ettiğiniz zaman direkt tamamlanmış olacak zaten. Herhangi bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Gearbest'ten alışveriş bu kadar. Ürünün My Orders kısmından da, şu sağ kısımdan şöyle göstermek istiyorum. Şurada High iQtezer yazıyor, altında My Account var. My Orders'a giriyoruz. Buradan siparişlerimizi görebiliyoruz. Kargolandığı zaman şurada Ship It Out diye gösterecek zaten. Aynı zamanda girdiğimiz zaman da içinde de kargo takip numarası olacak. Kargolandığı zaman mail de gönderiyorlar zaten. Hani görmeme şansınız yok gibi bir şey. Kargonun takibinin nasıl yapıldığına da ilgili bir rehberim var. Bunu da videonun altından bulabilirsiniz. Eğer başka kafanıza takılan soru olursa da yorumlardan veya Facebook grubundan YouTube'dan videoyu nereden izliyorsanız yine sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi alışverişler diliyorum.